Afyonkarahisar'ın Konya yolu üzerinde bulunan, il merkezine 48 kilometre mesafede yer alan güzel ilçesi Çay. İlk yerleşiminin tarihi eski Tunç Çağı'na kadar uzanan ilçe, konumu ve birikimleriyle zaman içinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Bilindiği kadarıyla ilk olarak Hitit egemenliğinde olan ilçe topraklarında, sonra sırasıyla Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Selevkos, Bergama Krallığı, Roma, Selçuklu, Eşrefoğulları, Sahip Ataoğulları ve Germiyanoğlu Beyliği hakimiyet sürer. Antik yolların kesişme noktasında bulunan ilçe, M.Ö. 301 yılında Mısır, Suriye, Trakya krallarının birleşik ordusuyla Gelene kralı Antigon arasındaki İpsos meydan savaşına ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür. Çay ve civarı 2. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılır. İlçenin bilinen eski ismi 1155 yılında Selçuklu döneminde kullanılan Çay değirmenidir. Bu isim zaman içindeki kullanımıyla Çay şekline dönüşür. İlçede bugün de Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini taşıyan önemli mimari örnekleri görmek mümkün. İlçe merkezinde yer alan Çay Kervansarayı ya da diğer adıyla Taşhan bu yapılardan biri. Taşhan, Selçuklu dönemi taş külliyesine örnek bir yapı. Bu yapı avlulu ve kapalı kervansaray tiplerinden. Yapı kare planlı, taç kapılı, kargir bir yapıdır. Ebul Mücahit Yusuf Han tarafından 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 1278 yılında Mimar Mehmetoğlu Oğul Bey'e yaptırılmış. Mimarın simgesi olan Pars arması kapı üstüne işlenmiştir. Yapı kare planıyla Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin tek örneği. İç Ege bölgesinde Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergah üzerinde yer alan Çay ilçesi, doğudan Sultan Dağı, güneyden Yalvaç, batıdan Şuhut ve Afyonkarahisar il merkezi ve kuzeydense Bolvadin ilçeleriyle çevrili bir konuma sahip. Afyonkarahisar Ovası'nın bir bölümünü sınırları içinde bulunduran ilçenin toprakları, sulama imkanlarının yeterli olması ve akarsu zenginliği ile tarım faaliyetleri için oldukça elverişli. Tahıl ve şeker pancarı üretimi yapılan ilçede hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık diğer ekonomik uğraşlar. Kırsal yerleşimler ve ilçe merkezi toplamında yaklaşık 32 bin nüfusa sahip ilçenin merkez nüfusu ise 15 bin civarı. Sınırları içinde bulunan Eber ve Karamık gölleri, Çağlayan Parkı ve Şelalesi ve Kardelen Parkı doğal güzellik olmalarının yanı sıra piknik mesire imkanları ve balıkçılık olanaklarıyla da ilçede ilçe halkının vakit geçirdikleri noktalar.
İzmir-Afyon-Karahisar-Konya yolu üzerinde yer alan ilçede birçok dinlenme tesisi de bulunuyor. Bu tesisler ilçe halkı için önemli bir geçim kaynağı. Tarihi güzellikleri, geçmiş dönem eserleri, doğal yapısı, tabiat çeşitliliği ile çay, Afyonkarahisar'ın ziyaret edilen ilçelerinden biri. İlçede her bütçeye uygun konaklama imkanı ve yöresel lezzetlerin de sunulduğu yeme içme mekanları mevcut. Kırklareli'nin ayçiçek tarlalarıyla süslü, yeşil doğasıyla büyüleyen, temiz havasıyla etkileyen, tabiatıyla görenleri kendine hayran bırakan ilçesi Lüleburgaz. Kırklareli'nin en büyük ve en gelişmiş ilçesi olan Lüleburgaz, ilin güneyinde yer alıyor. İlçe doğusunda Tekirdağ, Saray ve Çorlu ilçeleri, batısında Babaeski, kuzeyinde Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi ve güneyinde ise Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Muratlı ilçeleriyle sınır komşusu. Lüleburgaz, nüfusu ve yüz ölçümüyle ülkemizin Trakya bölümü olarak da adlandırılan bölümünde Çorlu, Edirne ve Tekirdağ'dan sonra bu bölümün en büyük dördüncü yerleşimi. İlçenin tarihi çok eski devirlere, ilk Tunç Çağı'na kadar uzanıyor. Lüleburgaz ve civarı milattan önceki dönemde Trak, Büyük İskender, Pers, Makedon, Roma ve Bizans hakimiyetlerinde kalır. Kaynaklarda Bizans döneminde ilçenin ismi Arkadiopolis olarak geçer. Lüleburgaz 1. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılır. Belgrad, Sofya, Edirne, İstanbul kervan yolunun en önemli duraklarından biri olan Lüleburgaz, bu konumuyla kendine Osmanlı döneminde özel bir yer edinir. İlçenin birçok noktasında Osmanlı dönemi külliyelerini ve sivil mimari örneklerini bugün de görmek mümkün. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 16. yüzyıl Lüleburgaz ziyareti sonrasında Seyahatname isimli eserinde ilçeden 700 haneli, 3500 kişi yaşayan, 3 camili, 2 mescitli ve 7 mektepli bir yer şeklinde söz eder. Lüleburgaz'dan eski kaynaklarda Burgos,
Burgus ve Çatalburgaz şeklinde bahsedilir. Sıcak iklim etkisi görülen ve tarım alanlarının çokluğuyla bilinen ilçe toprakları, sulama imkanlarıyla da tarım için oldukça elverişli. Dikilebilir alanlarıyla dikkat çeken ilçede ayçiçeği üretimi, tahıl, meyve, sebze ve yağlı kanola çiçeği üretimi ilçenin başlıca tarım ürünleri. Kırsal yerleşimler ve ilçe merkezi toplamında yaklaşık 150 bin civarı nüfusa sahip Lüleburgaz'ın merkez nüfusu ise 112 bin civarı. Tarım faaliyetlerinden sonra ilçe ekonomisi, hayvancılık, nispeten arıcılık ve turizm faaliyetleri etrafında şekillenir. Avrupa İstanbul Karayolu üzerinde bulunan Lüleburgaz'ın bu konum avantajı ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına da olumlu yönde katkı sağlar. Trakya'nın büyük şehirlerine yakın oluşu, ulaşım kolaylıkları, yolüstü güzergahta bulunması, güzel doğası, tabiat çeşitliliği, bitki florası, akarsuları, yöresel lezzetleri, yaz aylarında düzenlenen festival ve şenlikleriyle Lüleburgaz, Kırklareli'nin en popüler ve ziyaret edilen ilçesi. İlçede her bütçeye uygun otel, pansiyon, konaklama imkanı ve yeme içme mekanı mevcut.